Selamünaleyküm. Geçen seneki bir sunumda bazı sorunlar yaşamıştık. İnşallah bu sene daha hazırlıklıyız kısmetse. Bugünkü sunumum yapay zeka ve insanların geleceğine olan etkisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen sene hatırlarsanız ilim, hikmet, irfan üçlüsünün bizim yapay zekadaki gelişmelerle ve hayatımızdaki bazı ekstra bilgi kaynağının değişmesi gibi konularda etkisini biraz konuşmuştuk. Artık şu anda eğitim kurumları gerçekten bilgi kaynağı olmaktan çıktı. Hikmeti de artık yapay zeka yavaş yavaş kapsam alanına aldı. İnsanlar doğru ve yanlışın ne olduğunu oradan öğreniyorlar. Şimdi artık irfanla ancak en sağlam kısmımız. Şu anda 20 sene önceki yapılan çalışmalarla günümüzdeki çalışmaların çok ufak bir karşılaştırmasını yapmak gerekirse, doktora tezimde işte 1000 civarı parametre optimize edince iyi bir iş yaptığımızı zannediyorduk o zamanlar. Şimdi 1.8 trilyon parametrelik bir devasa bir yapıyla karşı karşıyayız. Tahmin yöntemleriyle uğraşıyorduk, şimdi daha gelişmiş. Bunların biraz detaylı bilgilerini ileride sunumun ileri safhalarında vereceğim. Ama en önemli taraflarından bir tanesi artık basit robotik sistemler 20 sene önce çok gündemdeyken şu anda tamamen otonom araçlar, karmaşık karar verme gerektiren çalışmalarda yapay zekanın artık yer aldığını görüyoruz. Peki, bize nasıl bir gelecek vaat ediyor? Ya bu ne diyor bize? Bir, çocuklarımız artık AI eğitmenleriyle muhataplar. Şu anda belki birçoğumuz kendi çocuğumuza eğitimleri biz kendimiz veririz diye düşünüyorsunuz. Ama yakında göreceksiniz, onlar sadece sosyal medyadan öğrendikleriyle değil, aynı zamanda bu AI tutor dedikleri veya ChatGPT'nin birçok altyapısını kullanan yazılımlarla sabırlı, defalarca aynı şeyi anlatabilen, of puf demeyen ve özel hocaya da neredeyse ihtiyaç kalmayacak şekilde bir eğitime muhatap olacaklar. Aynı zamanda gelişiminin her aşamasında ondan aldığı geri dönütlerle kendisini geliştiren bir yapay zekayı da söz konusu etmek lazım. Bunun eğitimde fırsat eşitliği olarak pozitif bir yanını da vurgulamak lazım. Yani ücra yerlerde hocaya ulaşamayan ortamlarda veya o hocanın dediğini anlamayan, fazla üzerinde emek harcanamamış çocukların bu vesileyle de daha kaliteli bir eğitim almalarının yolu açılıyor. İkincisi, herkes için bir yapay zeka asistanı, hem yardımsever, hiç bıkmıyor, sonsuz sabırlı bir asistanımız olacak. Var birçoğumuzun yani soruyoruz işte şunu nasıl yaparsın, bunu nasıl yaparsın diye. Ama burada ben özellikle psikolojik destek veren yapay zeka asistanlarının gittikçe yayıldığını söyleyebilirim. Bu sene bitirme projesi olarak 4 tane öğrencimle Arapça psikolojik destek botu, bizimkiler ona Mate AI dediler, onu yaptık. Aslında şu şekilde yaptık. Nasihat kitaplarını, sitelerden aldığımız psikolojik destek verilerini toplayarak kişinin bir yardıma ihtiyacı olduğunda ona hayır söyleyen bir yapay zeka botuyla karşılaşmasını istedik. Sağ olsun arkadaşlar, 100'ün üzerinde kitabı bu sisteme aktardılar ve sorduğunda, normal ChatGPT'ye geçen sene de söylemiştim bunu, rahatlamak için meditasyon yapın diyen bir ChatGPT'nin yerine
rahatlamak için işte Kur'an okuyun, işte hayır edin, yardım edin gibi cevaplar veren botlar, cevaplar veren yapay zeka altyapılarını la karşılaşacağız. Bilim insanlar için gerçekten şu anda olay çok değişiyor. Önceden makale yazıp işte çalışmalar yapmak, doçent olmak, profesör olmak tek yoldu. Fakat gittikçe yapay zekanın bilimsel araştırmalarda çok hızlı bir şekilde kullanılması, artık araştırmaların da hızlı sonuç alınması, teknik olarak yeniliklere açık bir altyapı sunması ve gerçekten araştırma kapsamını son derece genişletiyor. Belki duymuş olanlarımız olabilir. 2 hafta önce Sakina AI diye bir tane yazılım, AI Scientist diye yazılım, 1 saat içerisinde size makaleyi, yani veriyi verdiğinizde o verinin hipotezini, bu veriden nasıl bir yorum yapılabilir, bunun literatür araştırmasını, metodolojiyi, kodunu, Python kodunu, en sonunda da conclusion'u, sonuç tartışma bölümünü yazıyor. Hemen hemen 4-5 dolara falan mal oluyor. Artık akademisyenlerin, aman ben şu kadar çalıştım da, uçtum da, kaçtım da demelerinin de maalesef pabucu damla atılıyor bir akademisyen olarak. Sanat. İlk etkileyen, insanı etkileyen taraflardan bir tanesi bu olmuştu. Hatırlarsanız böyle 2 sene önce Midjourney yazılımını kullanarak bir resim üretildi ve resim yarışmasında birinci oldu. Ama kendisi yapmamıştı bunu yapan adam. Bunu bir Midjourney ile önemli bir AI programıyla yaptı. Daha sonradan tabii bu iş koptu gitti. Yani şu anda resim, video, fotoğraf konusunda Hollywood'da bilmiyorum sendika yürüyüşü yapıldı geçen ay. Bizim popucumuz damağı atılıyor, bizim artık devre dışı bırakıyorlar diye. Ama bunu ben şunu önemsiyorum. Herkesin bir sanat eseri üretebilecek altyapıya sahip olduğunu. Yani önceden işte bir takım tuvallerde veya çok özel bazı araçlarla yapılabilecek şeyler şu anda bir iki programla çok rahatlıkla hem de video halinde, yani şu anda en son görmüşsünüzdür Sora text to video, yani yazıdan videoya çeviriyor. Siz bir senaryoyu hiç olmadan, hiçbir şey yapılmamış bir halini alıp siz bunun videosunu, yani bir sinema filmini, bir dizi filmine kadar getirebiliyorsunuz. Liderler için şu anda hemen hemen bütün büyük şirketlerin CEO'ları bunu kullanmak durumunda. Çünkü o kadar kısa zamanda büyük bir veriden analiz edip doğru kararlar çıkartıp bunu da hızlıca uygulayabilmenin yolu şu anda AI araçlarını kullanmaktan, yapay zeka araçlarını kullanmaktan geçiyor. Aynı şekilde aslında yeni endüstriler çıkacak, yeni işler çıkacak ama rutin, bir insanın karakterine uymayan diyeyim, daha doğrusu ondan düşük seviyede kalan işler maalesef devre dışı kalacak. Aynı şekilde aslında bu verimliliğin de artacağını, özellikle görmüşsünüzdür tarım alanında robotlar olsun, görüntü analizleri olsun, verimliliğin oldukça artmasının bir yolu da bu yapay zeka araçlarını kullanmaktan geçiyor. Keşifler kursunu şey yapmıyorum, zaten hocam da anlatacaktır biyomedikal alanındaki yoğun çalışmaların şu anda ürünleri ortaya çıkmış durumda. Peki, bunlar güzel. Güzel derken onların kendisine göre şey yapılır. Şimdi ne gibi sorunları var? Biraz bu konuda değinmek lazım. 2016'da post-truth denilen bir kavram çıktı. Gerçek ötesi, işte hakikattan daha ileri, hakikat ötesi falan gibi bir tam Türkçe'ni oturtamadılar ama post-truth
Özellikle algı yönetiminde, yani bir şeyin gerçeği bir de gerçek olmasını söyledi. Yani bu bir gerçektir deyip de yalanı pompalayan bir bakış açısını vermeye çalışan bir kavramdan bahsediyorum. Post-truth o zamanlar gerçekten propaganda araçlarında, mesela işte neydi? Irak'ta nükleer var. Yok. Ama Amerika var diyorsa var. Veya işte Brexit, bu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasında kullanılan bir sürü argüman, işte her gün Avrupa Birliği'ne şu kadar milyon sterlin ödüyoruz falan gibi bazı ifadeler post-truth kavramını hayatımıza soktu. Artık generative AI'la, bu yani üretken yapay zekanın yaptığı halüsinasyonlar diye geçiyor o kavram. Yani aslında doğruyu, şey, yanlışı doğru gibi sunma kavramı çok kolaylıkla yayılıyor. Dolayısıyla doğru olan nedir, yanlış nedir artık yavaş yavaş iç içe geçmiş durumda. Maalesef yapay zekanın o bize söylediği, yani şöyle şöyle bir olay olmuştur, şöyle bir resim vardır, işte böyle bir video vardır ama aslında onlar yok. Şimdi isterseniz ben biraz başlığına şey yaptım, yani duyduğuna kanma, gördüğüne inanma diye böyle spot bir şey söylemek istiyorum. Bir voice cloning dediğimiz, yani birisinin sesini başka bir, hiç o şekilde söylemediği bir ifadeye nasıl çevrilir? Bunu beraber uygulamalı olarak yapmak istiyorum. O yüzden şu bilgisayarın başına geçeceğim. Şimdi Turgay Bey'den de izin aldım. Turgay Bey'in İnsan isimli burada bir sunumu var. Orada bir 4 dakikalık bir videosu var. Şimdi ben buradaki videodaki, yani şu bu sesi aldım. Bunun sesini aldım. Bunun sesini aldıktan sonra şuraya geçeyim. Sesini aldıktan sonra bu Eleven Labs denilen bir en başarılı ses uygulamalarından bir tanesi. Burada sesini clone et diye şurada bir şey var. Sesini clone etme ile ilgili. Bunu yani daha önceden yaptığım için şey yapayım. Yani şu aşağıda bu kadar insanın sesi var. Şurada Turgay Bey'in de sesini clone etmiştim. Şimdi bu sesi kullan dedim. Bu sesi, şimdi oradaki anlattığı sesi, şuraya da bir yazı yazdım böyle, bizim dersimizin bir konusu. Şimdi acaba bu sesi verebilir miyiz? Tamam. Şu anda gönderiyorum sesi. Bilgisayar core yeteneklerini optimize eden bir hardware ve software ekosistemi olarak konumlanıyor. Kullanıcı inputları CPU'nun performans verimliliğiyle işlenip data-driven outputlara dönüştürülüyor. Bu süreçte RAM'de geçici data management sağlanırken HDD veya SSD'lerde uzun vadeli depolama ihtiyaçları karşılanıyor. User experience GUI optimizasyonlarıyla enhance edilirken network connectivity'de seamless communication için kritik rol oynuyor. Sonuç olarak bilgisayar, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı computing çözümlerini ölçeklenebilir bir şekilde sunuyor. Turgay Bey'e bizim dersimizi anlatıyordum. Aslında buraya video da koyabilirdim. Yani onun yüzünü, istediği şeyi, yani buradaki yazdığım bir şeyi direkt söylemesini de sağlayabilirdik. Bunun videosu da var. Zaten basında da falan görmüşsünüzdür. Yani şunu yapmam 50 cent falan harcadım. Yani yani 100 lira bile değil. Yani
çok bir şey değil. Yani bu çok kolay yapılan, yani başka birisinin sesini taklit etmek, taklit demeyelim, aynısını bu ses tonlamaları da yapmak mümkün. Yani şu anda daha sert konuşsun, daha sert konuşsun, daha ne bileyim yumuşak konuşsun falan gibi. Yani istediğiniz şekilde şey verebilirsiniz. O zaman diğerine geçelim. Peki ne yapacağız? Yani bu tabii daha legal kullanmaydı. Olayın illegal taraflarını basında da gördünüz. İşte Cumhurbaşkanımızın sesini başka bir şekilde konuşturanlar vesaire. Bir kere fasıktan gelen haberi araştıracağız. Bu bizim üzerimize, çünkü araştırın diyor, farzlardan bir tanesi. Belki farz-ı kifayi mi olmak lazım? Yani onu ilim adamları daha iyi bilirler. Bundan sonra çok değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, bir haberi muhakkak o mu söyledi? O gerçekten o video. Ya ben gördüm, oydu. Dünya değişti. Muhakkak onu doğrulayan bir bakış açısına, bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Güvenli ağlara ihtiyacımız var. Yani bu anlamda belki bir STK'ya bir görev olarak, yani şu andaki üretilen bu videolar, resimler, efendim bilgilerin bir son göreceksiniz. O kadar fazla yapay zeka üretimi çıkacak ki insan üretimi çok çok azalacak. Yani oturup yazı yazmak yerine bunları yapay zekanın üretmek çok daha hızlı, çok daha rahat. Peki hangisi doğru? Onun söylediği doğru diyeceğiz. İşte onu dememek lazım. Muhakkak bunu teyit edebileceğimiz mekanizmaları kurulması lazım. İkincisi, bu ChatGPT'nin beslendiği kaynaklar, geçen sefer de söylemiştim, tamamen seçilmiş belli verilerin toplandığı kaynaklardan. Çünkü bizim Osmanlı eserlerimiz kağıtlarda duruyor, dijital ortamda değil. Kendi kültürümüzü ifade eden birçok eser maalesef dijital ortamda değil. İlk önce bunların mümkünse dijitalleştirilmesi ve bunların model altyapısında kullanılması gerekiyor. Eğer bunu kullanmazsak, demin öğrencilerimden özellikle ödevlerine bu konuya ilgilenmeni istemiştim. Şu anda psikolojik destek verme kavramı yapay zekadaki en popüler konulardan bir tanesi. Ama nasıl bir destek veriyor? Lütfen giriniz, bir ara bakınız yani. O verdiği destek sizin kendi kültürel normlarınıza uyuyor mu? Değil. Tamamen Batı normlarındaki bir psikoloğun size söylediklerini söylüyor. Çünkü veri o şekilde alınmış. Peki, ne yapacağız? Yani en azından insanlığın bu çalışmalarda rolü ne olması lazım? Bir kere en önemlisi feraset. Yani burada içinizde öyle bir vicdan olması lazım ki, hayır burada bir hata var, bunun söylediğinin şu kısmında bir hata var diyebileceğiniz birikim olması lazım. Bizim yaşlarda bu kısmen var. 16 yaşındaki arkadaşlarımızda yok. Onlara bunu verebilecek ya bolca kitap okumaları, bolca farklı kaynaklardan beslenmeleri şeklinde bir yol izlemez. Şu anki algı bombardımanından belki en az hasarla çıkmak için irade sahibi olmak. İrade son derece önemli, çünkü gördük ki Borkot'ta
Eğer irade gösterebilirsek, toplumsal olarak irade gösterebilirsek, işte Starbucks'ın CEO'su da değişiyor. Bilmem Coca-Cola'nın satışları da düşüyor. Başka boykot ürünlerindeki gerçekten ekonomik olarak etkilendiklerini de gördük. Demek ki irade sahibi olmak bu anlamda önemli. Neye başvuracağız peki? Mihenk taşımız, elbette Kur'an. Biz temelimizi oraya aldıktan sonra, yani bu yapılan buradaki konu acaba bana tavsiye ettiği Kur'an değerlerimize uyuyor mu? Bunu sormadıktan sonra, onun tavsiye ettiği her şeyi yaptıktan sonra maalesef istediği gibi bir yola girmişiz demektir. Şu anda asimilasyon diye özellikle bu kelimeyi kullandım. Çünkü yapay zekanın farklı kanallardan o kadar fazla etkisini göreceğiz ki bu kaynakların verisi nereden geliyor'yu sorgulama fırsatımız dahi olmayacak. O yüzden kendi kültürel birikimimizi, değerlerimizi kullanan yapay zeka modellerine ihtiyacımız var. Dolayısıyla evet, kitaplar yazmak, yazılar yazmak geçmişte çok önemliydi ama bunları artık dijital ortamda modellenebilir bir yapıda sunmak daha önemli. Modellenir yapıyla ilgili teknik bazı şeyler var, onları da anlatabilirim. En son olarak da özellikle gençlerimize hitap etmek istiyorum. İşimizi kaybetmemek için AI uzmanlığına ihtiyacımız var. Çünkü şu anda işimizde en verimli şekilde yapay zeka tekniklerini kullanmak için, diyelim ki içerik üretimi, çeşitli yazıların üretimi, görseller, bunların üretiminde çok elimizi rahatlatıyor. Yeni pazarlama stratejileri bulmak, müşterilere hitap etmek, otomatik e-mailing vesaire gibi konular çok rahatlıkla yaşanıyor. Ve artık en faydalı olanı takip etmek zorunluluk haline dönüştü maalesef yani. Son olarak da insanın yerine geçecekler neler? Basit ve tekrarlayan bir görev yapıyorsanız, I am sorry, 5-6 sene sonra onu yapacak bir robot, bir tool, yapay zeka aracı. Şu anda da zaten bir işsizlik kriziyi de şey yapıyor, Avrupa olsun, Amerika olsun. Dolayısıyla yani klasik masa başı işler, klasik bir sıradan yazılımcının, şu anda yazılımcıların da işleri şey oldu. Ben bilgisayar mühendisliğindeki öğrencilerime de söylüyorum. Rutin iş yapmak yerine daha insana uygun işler yapacak hale dönüşmediğiniz sürece bir süre sonra sizin işinizi başkaları devralacak. Çocuğumuz gelecek planları, yani insanlığın geleceği derken kendime şey yapıyorum, ben çocuğumun geleceğini nelere planlarken nelere dikkat etmeliyim? Bir kere çocuğumun geleceğinde muhakkak insani yetkinlikleri baz alacak bir gelecek hesabı yapmalıyız. Yani o işi yapan adamın kendi insani yetkinliklerini kullanabilmesi lazım. Bir empati yapabilme, bir çözüm üretme. Bunlar şu anda yapay zekanın henüz insan kadar iyi yapamadığı şeyler. Diplomanın ömrü 2 yıla kadar düştü. Yani artık hangi kurumda okuduğunuzun bir süre sonra çok bir anlamı kalmıyor. Ne hayata ne kattın? Ne yaptın? Yani işe girerken evet 2 sene sonra şey, ondan sonra artık şeyde de IMF'in raporlarında da geçiyordu. Her 5 senede bir yeni bir mesleğe kendisini hazırlamak gerekiyor. Benim sunumumu buradan elde de şey yapabilirsiniz, indirebilirsiniz. AI gelecek diye şey yaptım. Bitly'nin linkinde. Şurada da aynı şey var. İstediğiniz zaman bu sunumu şey yapabilirsiniz, indirebilirsiniz.